Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Önemli bir hatırlatmada bulunmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bugün son gün. Ne de son gün dersek arkadaşlar, etkinliklerde son gün. Normalde etkinlikler 7 gün sürerdi arkadaşlar. Fakat bugün hepsi bitiyor. Bugün hepsini tamamlamamız gerekiyor. Az sonra göstereceğim kalan süreyi de. Daha önceki zamanlarda bir hafta sürerdi. Bu hafta maalesef Çarşamba günü bitiyor. Bunu belki görmemiş arkadaşlarımız varsa unutmuş olabilir, hafta sonuna bırakmış olabilir etkinlikleri, daha sonra yaparım demiş olabilir, yarım bırakmış olabilir. Eğer zamanınız varsa bugün bitirin arkadaşlar. Hemen süreyi göstereyim bu arada. Örneğin etkinlik moduna gireceğiz şimdi. Etkinlik moduna girdiğim zaman göreceksiniz kalan süre 13 saat 55 dakika. Az bir süre kaldı. Normalde bunlar bir hafta sürerdi. Hani o yüzden daha rahat davranıyorduk. Hafta sonuna da bırakabiliyorduk. Ama şimdi arkadaşlar az bir süremiz kaldı. Bugün gece güncellemeye kadar süremiz var. Güncellemeden sonra bunların hepsi sıfırlanacak arkadaşlar. Kaybolacak. O yüzden yapmadıysanız yapmanızı öneririm. Hemen geri geliyorum. 1 gol, 3 gol, 5 gol atın open challenge etkinliği vardı. O da arkadaşlar bitiyor. Normalde o da bir hafta sürerdi. Etkinliğe hemen girelim, göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun da süresi bitmek üzere arkadaşlar. 13 saat 55 dakikası kalmış. Buradan da arkadaşlar 50 50 50 toplamda 150 bin GP kazanabiliyoruz. Önemli bir GP. 1 gol, 3 gol, 5 gol atın etkinliği. Maçta zaten arkadaşlar normalde Çarşamba öğlen biterdi. Onun az bir süresi kaldı. Daha sonra finalini izleyip oradan da GP kazanabiliriz. Bunu belki görmemiş arkadaşlarım varsa hani gözünden kaçırmış olabilir diye ben bu videoyu hemen çekmek istedim. Sağ olsun, ben de açıkçası buna hiç dikkat etmemiştim. Bir arkadaşım hatırlattı. Ben de hemen dün gece ve bu sabah bitirdim etkinlikleri. Tüm antrenörleri aldım arkadaşlar. Çünkü antrenörler çok önemli. Kesinlikle biriktirin. Çünkü kulüp selection'da gelen oyuncuları fullemek çok zor. Örneğin Felix geldi. 400 bin antrenör puanına yakın antrenör harcadım. 3 tane 100 binlik harcadım. Yetmedi. Üstüne 12 binlikleri harcadım birçok. O yüzden antrenörler çok kıymetli, çok değerli. Onları kesinlikle alın diyorum. Çünkü kulüp selection'lar gelmeye başladı. Gelecekte oradaki oyuncuları fullemek çok zor. 100 binlik hani antrenör puanları yetmiyor bile tek başına bazen. Ondan dolayı arkadaşlar etkinlikleri vaktiniz varsa tabii ki kesinlikle bitirin diyorum. Aksiyon olsun, sim olsun. Diğer taraftan da Open Challenge'da 1 gol, 3 gol, 5 gol atın etkinliğini yaparsanız 150 bin GP kazanabilirsiniz. Neden böyle oldu? Çünkü büyük güncelleme var. Bu geceden itibaren yarın sabah arkadaşlar Google Play Store'den ya da iPhone'unuzdaysa Apple Store'den programınızı güncellemeniz gerekiyor. Bunun için de hatta telefonunuzda yaklaşık 1,5 GB'lık yer olması lazım. Bununla ilgili bir mail atmıştı pazartesi günü Konami bize. Büyük bir güncelleme olacak ve güncellemeden sonra da bazı yenilikler gelecek. Örneğin kondisyonlar artık tekrardan başlıyor. Oyuncuların son performanslarına göre kondisyon değerleri güncelleneceğini söylemişti. Başlayan ligler var çünkü Alman ligi gibi. Bizim ligimiz haftaya başlıyor. Birçok Avrupa ligi ufak ligler açıkçası başladılar. Büyük güncellemeden dolayı arkadaşlar bu etkinlikler bugün bitiyor. Fakat yarın yeni etkinlikler de gelebilir. Çünkü dikkat ettiyseniz etkinlik moduna hemen açayım arkadaşlar, göstereyim. Görüntülü anlatayım. Normalde 30 bin puana kadar biriktirir. Hani bol bol ödülleri alırdık. Bu sefer 15 bin puan da bitti. Belki dikkat etmişsinizdir ona. Erken bitti. Bu benim yedek hesabım. Bunda hiç herhangi bir etkinlik yapmadım ben. Ana hesabımı da bitirdim ama arkadaşlar. Bu yedek hesabım olduğu için çok umursamadım. Etkinlik ayrıntılarına girelim. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru inelim. Şimdi hangi puana geldiğimizde ne aldığımızı gösteriyor. Aşağıya doğru iniyorum. Hemen bakın 15.000 puan da bitti arkadaşlar. Normalde geçtiğimiz haftalarda bu 30.000 puandı. Bu hafta bu 15'te bitti, yarıda bitti. Büyük ihtimalle yarın güncellemeden sonra bir 15 binlik daha verebilir. Çünkü yarısını verdi, yarısını kaldı. Yani sonuçta buradan antrenörler alıyorduk. O da bizim doğal bir hakkımızdı oyunda. Antrenör kastığımız yerde yarım verdi. Demek ki güncellemeden sonra arkadaşlar geri kalanına bir 15 binlik daha etkinlik verecektir bize. Umarız şeyi de verir arkadaşlar. Hani 50 bin GP kazandığımız etkinlik var ya, Open Challenge. 1 gol atın, 3 gol atın, 5 gol atın. Hani onu bir daha verir mi? Onu bilmiyorum. Umarım verir çünkü oradan iyi GP kasıyoruz. Yani 1 golle 50 bin GP ya da 3 golle 50 bin GP alıyoruz.
Onu tekrar verir mi bilemem ama bu etkinlik modunu tekrar verecektir ama. Çünkü yarım kaldı bu. Güncellemeyi de arkadaşlar kesinlikle yapın. Çünkü güncellemeden sonra eğer Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar hani bu günler içerisinde bu hafta yaparsak güncellemeyi siyah top hediye edecek. Onu da kaçırmayalım. Benim en sevdiğim hediyelerden bir tanesidir. Etkinlikler arkadaşlar dediğim gibi artık sonuna geliyor. Son gün bugün tamamlamak gerekiyor. Yoksa bunlar bitecek. Yarın yeni etkinlikler gelecektir büyük ihtimalle. Ama bu etkinliklerden elde edeceğimiz hediyeleri kaçırmayın arkadaşlar. Kesinlikle bitirin derim. Vaktiniz varsa tabii ki. Sorularınız varsa arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.